bir parça. İhalesini yapıp şu anda da temelli atacağımız, aslında temel atma değil, bitme aşamasına geldi. Son katı döküyoruz şu anda. Burada zemin artı iki kat ve hemen aşağıda da devamında da zemin artı iki kat olmak üzere 2500'er metrekarelik, toplamda 5000 metrekarelik bu alanda inşaat alanı olarak 1500 metrekare civarında bir alanımız var. Zeminde 9 dükkan ve aşağıda da 10 dükkan olmak üzere 19 dükkanımız olacak sadece zemin katta. Üst katlardaki alanlarımız fuayeler, sosyal donatı alanları ve sosyal amaçla kullanılacak alanlarla birlikte meslek edindirme kursu dediğimiz mermek kurslarının burada açılmasını sağlayacak 7 derslikle birlikte yaklaşık 1000 metrekarelik de üst katları bu şekilde vatandaşlarımıza ticari faaliyette değil sosyal faaliyetlerde kullanabilecekleri mekanlar olarak ayırdık. Bu temelli atacağımız tesis nasip olursa Aralık ayında bitecek ve yaklaşık belediyemize maliyeti 3 trilyon lira. 3 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz buraya. Ve bu yatırımın başlangıcı, daha önce alışveriş merkezlerinin açılışında da ifade ettim. Buradaki insanlarımızın yaklaşık 3200 oturan aile var, 3200 daire var burada. Hesaba vurduğunuz zaman her aileyi 4 ile çarpacak olursanız 12.000, 13.000 insanımız burada ikametlerini getiriyorlar. Aileleriyle birlikte, çoluk çocuklarıyla birlikte burada yaşamlarını sürdürüyorlar. Sosyal alanlarının daha fazla, sosyal ihtiyaçlarını daha fazla giderebileceğimiz, ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını giderebileceğimiz ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Nasip olursa yakın bir zamanda da projelendirmeleri bitti, ihale aşamasına geldik. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve bayanlara yönelik fitness aletlerinin de bulunduğu, fitness merkezinin de bulunduğu ama havuzu öncelikli olmak üzere diğer sosyal alanlarıyla, saunasıyla, fitnessıyla ve spa olarak ifade ediliyor kısaca, hamamıyla sosyal tesislerimizin de temelini hemen aşağıdaki bu donatının altında bulunan ve parka bakan kısımda yakın bir zamanda onun da ihalesini yapıp temelini inşallah hep beraber atacağız. Ve gelecek yılda inşallah kullanmaya başlayacaksınız. Konya'da bir tabir var veya deyim. Hatımından gödene uğurlar olsun gidene. Demek ki geçmiş yıllarda buralar köydü. Kuş, kervan uçmazdı. Buraya kimse gelmek istemezdi. Konyalı da böyle bir deyimle bu bölgeleri süslemiş. Hatımından gödene uğurlar olsun gidene. Ben de buraya gelirken düşündüm acaba tabii AK Parti hükümeti olarak, Meram teşkilatı olarak biz deyimleri, mahalleleri de değiştiriyoruz. Acaba nasıl bir değişiklik olabilir diye. Ben de kendime şöyle bir mani buldum. Hatımından gödene, yolumuza asfalt dökene, sosyal tesis ihtiyacını bilene, Allah razı olsun bu hizmetleri verene diyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün yaşlı bir amca tesadüfen arabayla beni durdurdu. Ve mağdur durumda, maaşını çaldırmış, ev sahibi evden atmış, eşi yoğun bakımda yatıyor, Meram Tıp Fakültesi'nde. Dedim amca ne yapıyorsun? Parklarda kalıyorum. Nasıl olur? Parklarda kalmana gerek yok ki. Bizim belediyelerimizin yapmış olduğu hasta bakım evleri var. Gitmedin mi? Hayır. Hemen belediyemizi aradık. Orayla ilgili prosedürleri sorduk ve oraya yönlendirdik. İyi ki Meram Belediyesi var, iyi ki belediye başkanımız var. O belediye, o amcayı bugün inşallah sıcak bir yerde konuk edeceğiz. Bu hizmetleri görünce yapılan hizmetlerin ne kadar büyük olduğunu, bu amcanın gözündeki yaşı görünce daha iyi anlıyoruz. Ya Rabbena, sana zatını hoşnut dediğinceye kadar hamdü senalar olsun. Hayırlar getirsin inşallah, hayırlı mübarek olsun ya Allah, bismillah.